kabilesi vardı, kaldırmışlar. Susu kaçırdın mı? Kaçıracaksın o zaman işte. Kasabı gördün mü sağa döneceksin abi. Eşyayı getirdim de buraya bir baktım, geldim evi soymuşlar. O zaman da bir köpeğim vardı, Akbaş. Güzel bir köpekti. O da hırsızlara yardım etmiş. Ondan sonra zaten o köpek de öldü gitti. Şimdi bu Anadolu çoban köpeğim var. Ama gene de o köpeğim kıymetliydi benim. Akbaş'tı. Kalite bir köpekti. Aslında o Kangal'la eşit bir köpek. Öyle yani. Her gün bir kilo mama yiyor, Allah'a şükür. Kedi de günde 3 sefer gidiyor, gezip gezip geliyor. 3 seferde ona mama veriyorum, sabah, öğlen, akşam. Sanki dersin benimle beraber kahvaltı yapıyor. Biraz da sevgi istiyor. Ben de böyle sevmek istemiyorum. Yani elime alıp hayvanları sevmek istemiyorum. Çocukluktan bir huylanmam var. Tüyleri dökülür diye. Tüylerinden sakındığım için, yoksa hayvanları sevmediğimden değil, elimle alıştırmıyorum. Şimdi benim köpeğim bana öyle alıştı. Yani fazla ara sıra sırnaşıyor bana ama ben onu alıştırmadım böyle elimle sevmeye. Uzaktan seviyorum. Bir de başını ara sıra okşuyorum, bu kadar. Yani işte tavuklarla burada geçinip gidiyorum. Yani zaten benim buraya gelmemin sebebi şu, yani eski insanlık kalmadığı için ben yalnızlığı seviyorum. O zamanlar mesela eski insanlar daha kaliteydi, daha böyle vicdanlıydı, daha temizdi. Şimdiki insanlar, hele bundan 10 sene sonra ne olacak, 20 sene sonra ne olacak merak ediyorum yani. O zaman 14-15 yaşındaydı. Ben de oralarda dolaşıyordum. Mahallemizin üst tarafındaydı zaten. Öyle tanıştık. O tanışmadı zaten. Ben tanışmak istedim. Neyse gittim bir iki sefer takip ettim onu. Onun da dikkatini çekince bu sefer o da beni kale almaya başladı. Baktı yakışıklı çocuk. Neyse yakışıklı çocuk. O da güzel bir insandı zaten. Önemli olan güzellik değil yani, huyu güzelliği. Evlendik işte, 7-8 ay sonra ben askere gittim. Askere gidince boyuna o zaman telefon yok, telgraf yok. Telgraf var da gideceksin, zaten askeriyeden çıkamıyorsun. Onu düşünmekten zaten pek askerlikten de tad alamadım zaten. Sonra ailem 20 sene önce öldü. 20 senedir de zaten ben evlenmiyorum. Pişmanlıklarım var ona yaptığım hatalardan dolayı. Onu da tabii Allah'a havale ettik. Güzel bir insandı. Dünyaya bir daha gelsem onunla evlenirim. Askerde işte jandarma komandosuydum. İzmir'den Ankara'ya muhafız olarak gittik. İsmet İnönü'nün bahçesinden çok nöbet tuttuk. İnönü o zaman yaşlıydı. Bu anlattığım seneler 72 seneleri. İşte Erzurumlu arkadaşım vardı, Mevlüt Ateş. O da 3 sene önce rahmetli oldu. Onun hafızası daha iyi aslında. Benim biraz hafıza gitmiş.
Bir gün bir ses yarışması olmuştu. Bir düğünde şarkı söylemiştik. Sünnet düğünlerinde. Sünnet düğününde şarkı söylerken baktım Cem'in sesi güzel. Benim de sesim güzel. Anasının da sesi güzeldi zaten. Falan derken neyse bir yarışma vardı. Götürdük Cem'i oraya. Ufak o zaman 7-8 yaşında. Kanarya Kardeşler diye. Orada Cem birinci oldu. Solist vardı orada. 8-10 kişi tabii, ondan büyükler de vardı. Ondan sonra neyse plak şirketleri aramaya başladı bizi. Neyse o arada biz de bu işten anlamıyoruz ya. İşte gittik. Aradılar, geldiler. İşte dedi kaset yapacağız falan filan. Neyse dedik hadi gitsin yapsın. Yani çocuk madem öyle bir şey. Kendini daha iyi geliştirsin hesabına. Neyse Kanarya Kardeşler de 3 tane kaset yaptı. Ondan sonra müzik işine böyle girdik yani. Arkadan Güçlü yetişti. O da bir kaset yaptı. Derviş o zaman 3 tane kaset yapmıştı. O da kaset derken birinin 15 tane kaseti, öbürünün de 15 tane kaseti, 20 tane kaseti var. Sayısı yanlış olabilir de. Ben de biraz meraklıydım aslında. Ben sanatçı olacaktım. Kısmet onlarınmış. Yoksa ben sanatçı olsaydım onlara bırakmayacaktım. En iyi diyor ya hani şarkıda, yalnız yürümek. Yalnız yürümek güzelmiş. Tabii bu arada torunları özlüyorum, torunları gidiyorum alıyorum. Bayramdan bayrama. Arabaları yok torunların. Biraz büyüsünler de araba alsınlar. Ondan sonra onlar gelecek bana. İllaki de ben şimdi gidip alıyorum. Ceyranım yok, yolum yok. Kışın kimse yok burada. Ben tek başıma kalıyorum. Her gün bahçede bir şey yapıyorum. Bahçeyi süpürüyorum, işte orayı yapıyorum, burayı. Bilmiyorum, yaşım 70, işim de bitmiş yani. Aslında da ben gene dayanıyorum, hırslıyım yani. Anlatabiliyor muyum? Bu yüzden yaşamak güzel.